Spor Aktüel'de merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta Anadolu Selçuk Spor'un savunma oyuncularından Ahmet Önay'la birlikteyiz. Savunma oyuncularından diyorum çünkü hem stoperde oynuyor hem bekte oynuyor. Bazen ön libero'da dahi oynadığı oluyor. Tam bir joker, tam bir eleman. Ahmet Önay'la birlikteyiz. Şimdiye kadar hiç kendisiyle program çekemedik. Konya Spor'dan ve Anadolu Selçuk Spor'dan çok sayıda Konyalı genç oyuncuyla çektik ama ilk defa Ahmet Önay'la program çektireceğiz. Bakalım neler bizi bekliyor. Konya çocuğu, Konya Şekerspor altyapısından yetişme, Çumra'nın evladı Ahmet Önay'la birlikteyiz. Ahmet Önay, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, lige verilen bir ara var sizin için. Bay geçtiniz bu haftayı. Evet, bu hafta sen de tatil bay yaparak geçtik. Değerlendiriyorsun. Baydan sonraki haftada cezalıyım. Ben bayağı bir bay geçtim. Bay bay diyorsun. Aynen, yani. Bir 19 günlük falan bir ara var benim için. İnşallah o arada ben de kendimi toparlayıp dinlenip diğer maçlara daha iyi bir şekilde çıkarım. Ahmet Önay, bizim program formatımız biraz daha magazinsel. Fazla futbol konuşmak istemiyoruz aslında. Futbol doğamızda var ama futbolu bu programda biraz kenara atıyoruz. Ve daha çok özel hayattan, magazinsel. Seyirciler bunu da istiyor. Sıkıldılar. Bu tür konuları konuşacağız. Ama ilk önce yakın zamanda yaşananları bir özetleyelim. Seyircilerimiz hatırlasın her şeyi. Daha sonra senin özel hayatına geçelim. Programımız böyle yürüsün. İlk önce Abdurrahman Hoca ile birlikte bir çıkışınız vardı. Evet. Ama ara verdiniz iki haftadır. O spor maçı ve geçen hafta içerisinde 1-0 yenildiğiniz Tavşanlı maçı. Onunla birlikte iki haftalık bir mağlubiyet oldu. Neler söyleyeceksin? Ya öncelikle off maçında ikinci ara 60'da falan 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmamıza rağmen gerçekten rakipten çok üstün oynadık. Yani böyle pozisyonlarımız var. Adamlar zaten 60'tan sonra hakeme falan hocam ne zaman bitecek falan demeye başladılar. Yani onlar 10 kişi gibi oynamaya başladı. Daha sonrasında ikinci golü de yedikten sonra biraz gardımız düştü ister istemez. Off maçı deplasmanda oynanan bir maçtı. Mağlubiyet olabilirdi. Ama bu Tavşanlı maçını %100 yenmemiz gereken bir maçtı. Sonuçta altımızdaki rakibimizdi. Şimdi bu hafta bay geçtik. Yani altımızdaki rakibe puan vermememiz gerekiyordu. En kötü beraberlik bile olsa vermememiz gerekiyordu puan. Sonuçta yenildik. Arkadaşlarımla hepimiz üzgünüz bu maçı yenildiğimiz için. Bir ara var, bay haftasındayız. Bu arada biz de hepimiz kafamızı toplayıp bundan sonraki maçlara daha iyi konsantre olarak çıkacağız. Yani çünkü artık ikinci yarıya doğru yaklaştık. Önümüzde 4 maç kaldı. O 4 maçı puanlarla kapatıp o alt sıralardan kurtulmak istiyoruz bir an önce. Can Demir'in yaptığı hatalar da ön plana çıkıyor son 4 haftadır. Menemen deplasmanında penaltı yaptırdı ve maçın berabere bitmesine neden oldu belki de. Ama o maçta güzel de bir performans sergilemiş. Abdullah Hoca öyle dedi. Abdurrahman Hoca. Son maçta da kırmızı kart gördü off maçında, deplasman maçında. Deplasmanlarda şansı gülmüyor Can Demir'in. Bu hafta da Can Demir oynamadı. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Can Demir'in yokluğunu yaşıyor musunuz ve yaptığı hatalar sizin puan kaybetmenize mal oluyor mu? Şimdi ben yanımda oynayan bir arkadaşımı suçlayamam. Çünkü ben onunla bir ekmek peşindeyiz. Yani hep birlikte savaşıyoruz. Takım arkadaşım. Can Demir genç arkadaşımız. 94 doğumlu. Aşağı yukarı 2 senedir banka oynuyor. Kendini geliştirdi. Ufak tefek hatalar oluyor. Mesela Menemen maçında çok iyi performans sergiledi. Çok iyi gidiyordu. Penaltı yaptırdı ister istemez. Onlar oluyor. Yani bunlar futbolda var. İnişli çıkışlı zamanlar var. Can Demir'e ben yanında oynadığım için sürekli söylüyorum. İşte toparlarsın, haftaya toparlarsın, öbür hafta toparlarsın, iyi gidiyor falan. Yani inişli çıkışlı süreç oluyor. Ben de off maçında kötü bir performans sergiledim. Gerçekten beklenilmedik bir performans sergiledim stoper mevkisinde oynadığım uzun zamandır ilk defa. Yani böyle kötü oynanan maçlar oluyor ya. Peki sen aslında bektin değil mi? Evet. Bektin, stopere geçtin, bazen önlü böyle de oynadığın oluyor. Evet. Peki gerçek mevkin neresi ve farklı mevkilerde oynadığında neler yaşıyorsun? Ne gibi zorluklar? Ya valla öncelikle benim gerçek mevkim stopermiş. Yani ben Konya Şeker'den bu yana 6 senedir profesyonellikte bek oynuyordum, sol bek.
Ama asıl mevkim stopermiş. Stoperde kendimi bulduğumu düşünüyorum. Daha iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Ve maç oynadıkça stoperde üstüne de kattığımı düşünüyorum kendim. Ya yani bilmiyorum, hocalarım da öyle söylüyor. Stoper mevkisine belki 2-3 sene önce stoper mevkisinde oynamış olsaydım belki şu an daha farklı yerlerde olurum diye düşünüyorum yani. O zaman biraz da şeye dönelim. Futbola başlangıcının, futbola ilgili daha detaylı bilgilere dönelim. Futbola nasıl başladın? Konya Şeker altyapısından geldin. Aslında Konya Şeker şöyle diyelim, Çumra'da da fabrikası vardı herhalde. Evet. Bir anda şeker yaparken bir anda da çocukları bulup herhalde yetenekli futbolcuları bulup futbolcu yaptı. İshak Çakmak örneği var, sen varsın. Evet. Yine bir bisikletçi Ahmet Örken var Çumra'dan, evet, çıkan. Çumra'dan çıktı. Yani Çumra'ya her türlü yatırımı yaptı Konya Şeker. Futbola nasıl başladın? Öyle bir başlayalım. Ya futbola en başından söyleyecek olursak, ben futbola yani Çumra'da bir okul takımından başladım. Yani bir okul takımında maç oynarken ben Çumra Spor izliyor. Çumra Spor çağırıyor. Çumra Spor'da İshak'la beraber maçlarımız oldu. Minikler, Yıldızlar, B Gençler. 3 kategoride oynuyorduk İshak'la ikimiz. 3 kategoride şampiyonluklar yaşadık. Konya şampiyonu olduk falan. Derken Konya Şeker Spor'da Ali Uyar hocamız ve Hakan Ünal hocalarımız bizi Konya Şeker'in altyapısına çağırdılar. İstediler Çumra Spor'dan. Nitekim geldik İshak'la ikimiz. Çok sıkıntılar çektik ilk geldiğimiz zamanlar. Tesislerimiz çok iyi değildi. Kalacak yerimiz sıkıntılıydı. Yemek bazen fabrikanın işçileriyle beraber yemek yiyorduk. Bazen yetişiyorduk, bazen yetişemiyorduk. Aç kaldığımız günleri biliyoruz. Sıkıntılı günlerimiz geçti ama düzelttiler. Her geçen yıl düzelttiler. Her geçen yıl bizim için daha iyi gitti falan. Tesisler yapıldı falan. Yani oradan Yavuz İncedal'ın Konya Şeker'in ikinci lige çıkıp Yavuz İncedal'ın gelmesiyle kampa gittik, A takım kampına. Beğendi. O öyle profesyonel olduk yani. Peki tesisler yokken nerede yatıyordunuz? Tesisler vardı. Vardı ama yani şartlar biraz kötüydü. Mesela bir odada 4 kişi kalıyorduk. Fareler vardı. Organize çöplüklerin orada bir kulübe gibi bir yer vardı. Orada kalıyorduk. Kalktığım zamanlar fare kapağına sıkışmış oluyordu. Fare ölülerini atıyordum sabah kalktığım zaman. Öyle sıkıntılar da çektik yani. Daha sonra düzeldi tabii. Tabii. Yani ben bir sene kazanmaya başladım. Aynen. Bir sene sıkıntı çektim tesislerden falan. Ama diğer senelerde yeni tesisler yapıldı. Şartlar daha, o her yıl daha iyiye gitti yani Konya Şeker'de. Peki kazandığın ilk parayla Şeker'de kazandığın parayla ne yaptın? Neler yaptın? Ya o çok güzel bir şeydi yani. Bir ben Şeker'den peşinat olarak 10 milyar para almıştım. O zaman da babam para kredi çekecekti abimin düğünü yapmak için. Kredi çekmesine gerek kalmadı. Direkt bütün aldığım parayı babama verdim. Kendim de kampa gittim. Abimin düğününe de gidemedim. Benim o aldığım parayla abimin düğününü yaptı yani. Daha sonra peki parayı kazanmaya başlayınca neler almaya başladın? Ya yatırım yapmaya mı başladın yoksa? Ya, yani öyle yatırım yapacak kadar çok paralar kazanamadım şu anda. Yani bir araba aldım. Sonra gene babama yardım etmeye çalıştım. İkinci abimin düğünü oldu. Ona yardım etmeye çalıştım. Bir kendi düğününü yapamadın ama değil mi? Kendi düğünümü yapamadım bir. O nasip olmadı. Yani öyle çok yatırımlar yapamadım. Yani çok yatırımlar yapacak paralar da kazanmadım şu anda. Ama Allah'ın izniyle daha kazanacağımız paralar ileride diye düşünüyorum. Evet. Yani. Bir geçiş sürecindesin Ahmet. Evet. Afyon'la da gittin zaten 20'li yaşlardayken. Daha sonra geldin ve yeni yeni forma giymeye başladın. Evet. Belki önümüzdeki birkaç sene içerisinde seni bambaşka yerlerde görebileceğiz. Buna inancım var benim, biliyorum. Hissediyorum en azından. Peki Afyon'daki günler nasıl geçti? Ya kötü galiba. Harbiden çok kötüydü. Böyle Afyon'un önünden geçerken falan aklıma geliyor. Bazen ya diyorum nasıl geçti burada? Bir 5 ay geçirdim ben orada. Ya nasıl geçti? Frefabrik bir tesiste kalıyorduk. Bazen yağmur yağdığı zaman
akıtıyordu. Yukarılardan leğen koyuyordum. O doluyordu, onu döküp geliyordum falan. Bir Orhan Yüce diye bir hocamız vardı. Harbiden çok disiplinliydi. Böyle saat 10'da ışıklar sönecek, 10.30'da televizyon kapanacak, bilmem 10'da internet kesilecek. Öyle bir hocayla çalıştım 5 ay. Yani harbiden biraz sıkıntılı günlerdi. Peki orada neden forma giyemedin? Ve takımda gerçekten o zaman başarılıydı. Ligi ikinci sırada bitirdi, evet, ve şampiyonluktan döndünüz. Playoff'ta da başarılı olamadınız yanılmıyorsam. Başarı var mıydı playoff'ta? Playoff'ta Altınordu'ya ilk maçta elenmiştik yani. Yani. Ama gerçekten ligde saydım 6 ya da 7 yenilgi vardı. Evet. Birkaç beraberlik vardı ve genelde yani galip gelen bir takımdı. Senin için belki de genç olması hasebiyle forma giymende zorlaşmıştı. Evet. Peki neden 4 maçta kaldın yani? Nasıl yani, bir ortam oluştu da 4 maçta kaldın? Çünkü büyük umutlarla transfer edilmiştin. Evet, ben oraya gittiğimde dediğim gibi perşembe günü gittim. Pazar maç oynadım. Önümde, yanımda, sağımda, solumda oynayan futbolcu arkadaşlarımın ismini bile bilmiyordum. Arkadaşım diye hitap ediyordum saha içinde. Geldi ikinci haftada hoca beni kesti. O nasıl, o maçı anlatsana bir, nasıl yani geçti? O maçta hatalarım olmadı. Ben gol pası da verdim hatta. 1-1 bitti. Berabere bitilen bir maçtı. Deplasmanda oynadığımız bir maçtı. Geldim. Geldikten sonra başka bir arkadaşım oynattı. Beni oynatmadı. Yani ben öyle gidip çok konuşan bir futbolcu değilim. Hocam beni niye oynatmadın? Beni ne yaptın? Bir bildiği vardır dedim. Bekledim. Daha sonrasında bir antrenmanda bir şeyler yapıyorduk. Isındık, soğuduk, bir şeyler oldu. Çıkışlar yaparken benim arka adelem attı. Sonra onun tedavisi falan derken öyle bekledim yani. Kadro dedim devamlı ama 4 maç oynattım. Ve bir de şunun sıkıntısını çektim. Kiralık gitmek harbiden çok zor oluyor. Devre arası gittim ben oraya. Devre arası gittiğimde 7 puan fark vardı ikinciyle. Bir maç yenildik. Anadolu Üsküdar maçı. Tesise baskına geldi taraftarlar. Kiralıkları işte, yani en ufak bir şeyde kiralıklar göze batıyordu orada. İşte bir ara kadro dışı bırakalım dediler kiralıkları. Bizi gönderecek falan oldular. Yani bilmiyorum, belki de kiralık olduğum için oynamadım. Yani bilmiyorum. Taraftar baskınında ne oldu? Taraftarlar bir Anadolu Üsküdar maçı 1-0 içeride yenildik. Daha sonra 40'lar 50'de o ara vura vur, evet, gidiyordu, evet. Zaten bir seri yakalamıştı. İkinci sıraya düştük o maçtan sonra. O maç ben de oynadım. O maçtan sonra taraftarlar tesise taşladılar falan. Polis bekledi tesisi falan, bir gün boyunca önlem aldı falan. Yani bir taraftarlar bu kiralık bizim gelmemize falan gönlü olmamış. İkinci ara kiralık 3-4 tane oyuncu falan gelmiş. Onların gelmemesine falan razı olmamış. Afyonlu çocuklar dururken niye onlar oynuyor falan derken. Yani öyle sıkıntılar yaşadım Afyon'da. Evet. Peki Şekerspor'a dönelim. Şimdi Şekerspor'da Ömer Ali var, İshak vardı yani. Bayağı cafcaflı güzel zamanlardı. Evet. Baktığımızda İshak ve Ömer Ali yürüdü gitti. Evet. Ama sen burada kaldın. Aynen. Peki hiç düşünmüyor musun? Onlar yürüdü gitti, PTT'deler, diğeri Süper Lig'de. Ya. Ben niye buradayım diye bir hiç böyle muhasebe yapıyor musun? Ya, psikolojim falan bozuluyor. Harbiden yani şimdi önceden çok düşünüyordum. Şimdi de düşünüyorum tabii. Çünkü ben onlarla beraber başladım futbola. Belki onlardan daha ön plandaydım. Altyapı zamanlarında. Onlar şu an bir Ömer Ali Lig'de, biri PTT'de. Ben ikincilikte kaldım. Yani bir performans sergileyemedim ki, olduğum yerde sayıyorum yani. Onu ben hep kendime sordum. Hep şey yaptım. Belki kendi kendime sıkıntıya falan da girdiğim zamanlar oldu. Niye ben buradayım? İşte hepsi gitti falan diye. Yani bilmiyorum, herkesin nasip mi, kısmet mi diyeyim. Yani öyle bir şey herhalde. Belki benden de var. Ben belki çok çalışmadım. Belki dediğim gibi ben stoper oynamış olsaydım 2-3 sene önce, Şeker'de de stoper oynamış olsaydım, belki ben de onların yanında olacaktım. Evet. Belki mevki sıkıntılar oldu. Mesela Konya Şeker'de sol bek mevkisinde ben oynarken hep iyi adamlar geldi. Bilal Aziz gibi,
Keremcan Akyüz gibi şu an ikisi de biri PTT'de de kafayı oynayan takımda oynuyor. Birisi Süper Lig'de Balıkesir'de oynuyor. Yani biraz onun şanssızlığını yaşadım. Tam böyle formaya aldım gidiyorum derken işte Keremcan gitti. Bilal Aziz gibi iyi futbolcular geldi. Yani öyle bir futbol şansı yanımda olmadı benim ya. Onu öyle diyebilirim sana. Ahmet, sana ben şunu sormak istiyorum. Evet. Gerçekten çok merak ediyorum seni. Şimdi yepyeni bir transfer yapmış gibisin. Konya Şekerspor'dan Anadolu Selçuk Spor'a geçtin diyelim. Takım değişti ama içi olduğu gibi boşaltıldı. Oraya aktarıldı. Tesisler, kulüp yapısı her şey değişti. Konya Spor'a da bağlanıldı. İki kulüp arasında ne gibi değişiklikler var? Ya Konya Şeker zamanlarında biz yani Ömer Ali'de olsun hep küçüktük. Her şeyi bizden isterlerdi abilerimiz. Ama Anadolu Selçuklu Spor'a geldiğim zamanlarda yaş ortalaması benim yaşlarımda ya da benden birkaç tane abimiz oluyordu. 4-5 yaş büyüklüğünde. Yani böyle şeydik. Orada artık biz olduk, biz büyüdük. Onu hissettim ben yani. Konya Şeker'de Ahmet çay getirir misin? Bir ara çaycılık yaptığımı biliyorum tesiste falan. Yani Konya Anadolu Selçuklu Spor'da onu hissettim. Büyüyüp takımın bir bireyi olduğumu hissettim. Ama Konya Şeker'de de öyleydi. Takıma daha çok sahip çıkıyorduk. Takım kendimizin gibi hissediyordu. Hala öyle. Anadolu Selçuklu da öyle. Yani arada fark tesisler olsun. Tesisler mesela şeye gitti. Kayacık tesisleri var. Gerçektenlik düzeyinde bir tesisimiz var. Yani çoğu takımın olmadığı bir şey evet. Bu. Gerçekten çok güzel. Konya Şeker'in de tesisleri güzeldi. Arada Ömer Ali ve İshak Konya Şeker Spor'da oynarken biz gerçekten çok iyi paralar kazandık. Küçük yaşlarda demişlerdi. Evet. Mutlaka sen de kazanmışsındır. Bu konu hakkında yorum yap ya da yapma, ne gibi değişiklikler oldu maddi anlamda? Ya şimdi Konya Şeker Spor bir fabrika, bir geliri var. Kurumsal bir yapısı var. Yani parasal yönden bir sıkıntısı olmayan bir kulüptü. Paralar zamanında ödeniyordu. Zamanında alıyorduk falan. Şimdi Anadolu Selçuklu Spor bireysel kişilerin yönetiminde bir kulüp. Konya Spor'un yönetiminde bir kulüp. Paralar zamanında alamasak da alıyoruz yani. Öyle sıkıntı olmuyor. Ama Konya Şeker'deki gibi değil yani. Gibi bir değil tabii yani. Ama o zamanlar Konya Şeker Spor zamanında harbiden Konya Şeker Türkiye'nin Fenerbahçe'si gibiydi. Evet. Lig'den adamlar gelmek istiyordu Konya Şeker'e. Paraları falan zamanında ödedikleri için. Yani şu an Konya Şeker gibi bir kulüp Bankasya'da, PTT'de dahil olmak üzere olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten de yokmuş yani. Tabii. Herkes de bir maddi sıkıntı olan kulüpler var yani. Çoğunlukla peki, benim arkadaşlarım falan da var. Duyuyorum yani. Biraz geçmişine gideceğiz ama Şeker Spor neden peki PTT 1. Lig'e o zamanın Bankasya'sına çıkamadı? Hep direkten döndü. Ya vallahi bilmiyorum. Bu şanssızlık mı diyeyim size? Bilmiyorum ki yani. Hep playoff. Ben Konya Şeker Spor'la 3 kere playoff'a gittim. Birinde Alanya içeride yenildiğimiz bir maç var. Kavga çıkan maç. Evet. Yani, hakem bizi playoff'a çıkartmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Özgüç Türkalp mıydı? Herhalde. Tolga Özkalfa mı? Ey yancılardan yanlış hatırlamıyorum. Birisi. Herhalde Tolga Özkalfa mıydı? Yanlış hatırlamıyorum. Ya bilmiyorum valla. Ama gerçekten o gün hakem elinden geleni yaptı ve bizim goller o maçı verilmedi, evet, penaltılar goller, penaltılar falan. O gün çıkartmamak için bize elinden gelen her kavga şeyi yaptı. Kavga yapanlar yaptım. Arasında sen var mıydın? Yoktum ben. Ben o maç yoktum. Ama Sakarya ve burada şeye yenilmiştik, Tarsus'a. Evet. O maçların ikisinde de vardım ve harbiden Sakarya ile hazırlık maçı da dahil olmak üzere belki 6 kere falan maç yapmıştır. Lig maçları dahil, hazırlık maçları dahil. Evet. 6 kere falan maç yaptık. Daha hiçbirinde yenilmemiştik playoff'a kadar. Playoff'ta yenildik yani. Şanssızlık mı diyeyim size bilmiyorum. Anladım. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor yani. Yoksa çok istemiştik yani. Herkes istemişti. Güzel primler açıklandı. Başkanımız Recep Konuk çok iyi primler açıkladı. Yani çıkmak için her şeyi yaptılar ama. Peki hayatına damga vuran şimdilik yani 23-24 senelik hayatına damga vuran
teknik direktörler arasında kimler vardır? Yani ben teknik direktörlerde hala şu anda görüştüğümde hocam, harbiden benim eğer şu an buralardaysam onun sayesinde buralardayımdır. Çünkü beni profesyonel yapan hoca, benim hayatımda en önemli hocadır yani. Yavuz İncedal hocamdır, evet. Beni profesyonel yapan ve gitti bütün takımlara beni şu ana kadar hep aradı, hep çağırdı. Çalışmak nasip olmadı. İnşallah iyi yerlerde, iyi takımlarda beraber çalışırız. Çok istiyorum. İsmail Kartal hocam vardı. O da çağırıyor şu an Fenerbahçe'de. Belki çağırır değil mi? Neden olmasın? Ama en antrenmanını beğendiğim, en güzel, en şey hoca da Mehmet Altıparmak'tır. Antrenmana çıkmadan önce heyecanlanırdım. Antrenmanda ne var falan diye. Çok zevkli antrenmanlar yaptırırdı. Mustafa Çapanoğlu. Sen hepsini saydın ama ya. Ama yani sıralama yaptım yani. Kaldı. Sıralama yaptım yani. Gerçekten Mustafa Çapanoğlu da çok iyi bir hoca. Onun tiki vardı. Siz yapıyor muydunuz? Biz yapamıyorduk da donunu yapıyorlar. Donunu indiriyordu değil mi? Mustafa hocam deyip donu indirince adam donunu indiriyordu. Hiç yapan oldu mu peki şekerde? Yok ya, öyle yapan olmadı yani. Hoca olduğu için dışarıda da pek şey yapmıyorduk. Peki Abdurrahman Baysangur deyince aklına neler geliyor? Abdurrahman ya şimdi yani damga vuran dediğiniz için beni evet. Profesyonel yaptığı için Yavuz hocamı söyledim. Ama beni oralara getiren buralarda olmamın sebebi başta Abdurrahman Hoca olmak üzere Hakan Hoca. Yani bunların çok emeği var benim üzerimde. Altyapıda sürekli maçlara çıkıyorduk. Beni kaptan yapıyorlardı. Ben de gerçekten bu zamana kadar onlara hiçbir saygısızlık yapmadığımı düşünüyorum. Hep onların yüzünü kara çıkartmamak için çok çalıştığımı düşünüyorum. Yani sahada yenilmemek için her şeyimi verdim biliyorum. Çünkü harbiden onların üzülmesini hiç istemiyordum. Yani üzülecek bir insan değiller onlar. Öyle. Yani peki Abdurrahman Baysangur şimdi takımın başına geçti ve sıfır çekmişsiniz ilk 7 evet. hafta boyunca. Zafer Turan'ın yerine göreve geldi ve siz onun gelmesiyle birlikte yanılmıyorsam 5 maçta 11 puan topladınız gibi evet. çıkışınız vardı. Bu çıkışı nasıl sen dillendireceksin? Biz şimdi, anlam veremedik ya. Yani. Şimdi Abdurrahman Hoca gel takımın başına geldiğinde harbiden takım olarak böyle kafamız yerlerdeydi. Düşünüyorduk yani. Ben uykumda falan şey düşünüyordum ya, puan nasıl alacağız biz falan diye. Yani yatmadan önce sürekli kafamızda bir sıkıntı vardı. Bizde yardımcılar olsun Abdurrahman Hoca'nın. Hepsi çok böyle ilgilendiler. Hepimizi böyle toparladılar yani konuşarak. İşte sizin kaliteniz ortada, siz böyle bir takım değilsiniz, bizim yenemeyeceğimiz takım yok. Yani bizi öyle bir maça hazırladılar ki, o haftada Pendik'le oynayacaktık, evet. Lider geliyordu yani düşünün, sıkıntı üzerine sıkıntı falan. Bizi Pendik maçına öyle bir gelmişler ki hatta rotasyon yapmışlar, 4-5 oyuncuları yok. Yani tabii, o maça öyle hazırladılar ki ve gerçekten bizi Pendik maçına aldıran hocalardır yani ben bunu... Benim en yakın arkadaşım Sabri. Sabri'ye de söylüyorum. Yakın arkadaşlarıma da söyledim. Gerçekten çok güzel analiz etmişler. Yani Hakan hocam Pendik maçını izlemeye gitmişti Karagümrük maçında. Çok güzel analiz etmişler ve biz de o analize uyarak çok iyi şey yaptık. Yani Pendik'i çok iyi tanıdık. Ona göre çıktık ve onun sonucunda bir 3 puan aldık lideri yenerek. Yani o da bize biraz hava kattı. Yani dedik biz lideri yeniyorsak demek ki biz bu ligdeki bütün takımları yenebiliriz diye bir hava yakaladık. Yani bir de prim de verdiler. Evet, prim de verdiler. 5 misli değil mi? İçeride 1000 evet. lira mıydı? Evet evet. 5 misli prim verdiler. Primlerimizi aldık dedik. Artık dedik para kazanalım. Yani puan alalım. Bir rahatlayalım. Gerçekten böyle tesise girdiğim zaman huzurluydum ya Pendik maçından sonra. Böyle yani 3 puan. Şampiyon olmuş gibi evet, sevindim yani... değil mi? Futbolcunun biz hep söyleriz arkadaşlarımızın arasında şakalaşırız falan. Futbolcunun bayramı gerçekten maç aldığı gün oluyor ya. Ben maçı kazandığım gün böyle çok mutlu oluyorum ya. Yani ben önceden çocukken bayramlarda mutlu olurdum. Şimdi ben maç kazandığım zaman ama mutlu oluyorum ya. Bize hiç bayram yok. Peki biz sevinemiyoruz. Peki
Pendik maçının öncesini bir bize anlatsana. Hava nasıldı böyle? Abdurrahman Hoca işte geldi. Soyunma odasında ya, neler yaşandı? Dediğim gibi Abdurrahman Hoca bize bir arkadaş gibi geldi. Yani konuştu, hazırladı, herkesi motive etti. Nitekim anlattı işte saha içinde şunları yaparsanız şöyle olur böyle. Yani gerçekten analizini de iyi yaptı. Biz de Allah var o gün yani artık dedik bir başlangıç olsun yani. Diye istedik yani maçı istedik. Çok da iyi oynadığımızı düşünüyorum yani. Yani hocanız için mi oynadınız yoksa kendiniz ya için şimdi, mi? Samimi bir cevap bekliyorum şimdi, o maçta. Şimdi ben Abdurrahman Hoca için oynadım. Ama orada takım arkadaşlarımdan yeni gelenler falan vardı. Yani çoğu 1-2 senedir tanıyor Abdurrahman Hocamı. Hepsi şey için oynamıştır. Ama ben mesela dediğim gibi altyapıdayken de öyle. Ben çıktığım maçları hocam için oynarım. Kendim için oynarım. Takımım için oynarım. Zaten bu böyledir yani. Ama ben Konyalı olduğum için, bu takım bizim olduğu için yani bilmiyorum, diğer arkadaşlarım da bilmiyorum ama ben diğer arkadaşlarımdan daha çok istiyorum sahaya çıktığım zaman. Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum. Peki unutamadığın bir maç var mı? Benim aklıma bir maç geliyor ama senin aklına gelecek mi unutamadığın bir maç? Benim unutamadığım maç Konyaspor maçı. 5-1 yendiniz. Evet. Gerçekten. Ya ben onu soracaktım bak, çok iyi oldu. Ömer Ali'ye falan soracaktım. Geçen sene program çektik. Ben onu sormayı unuttum. Hatta bugün de not alacağım. Bir program çektiğimizde Ömer Ali'ye onu soracağım. Tamam. Ya yani, acımadınız mı siz? Ne yaptınız? Tamam, Konyaspor size maçı verdi ama ayıptır. 5 tane gol niye attınız? Ya şimdi Konyaspor'la bizim altyapıda hep böyle Konyaspor, Konya Şeker derbisidir yani. Konya'da öyleydi. Evet. O zaman da A takımda kupada Konyaspor geldi. Yani bilmiyorum, ben o zaman da sol bek oynuyordum ve bir tane de kafayla gol attım. Böyle karambolden birilerine falan çarptı yeri top. Yani o maç unutmadım. Peki maç. O maçta taraftarların küfür ettiğini duydum. Ben Konya'nın çocuğuyum. Konya Şeker'de oynuyorum. Ama sonuçta çok ayıp oldu. Gerçekten 5 gol çok hiç yakışmadı yani. Zaten adamlar çıkmış yedek kadroyla maçı verecek yani. Atın 2 tane geçin gidin, 5 gol nedir yani? Buldunuz Konyaspor, başka ne zaman atacağız deyip. Ama yani Konya tarihine kara bir lig olarak geçti o maçı ya. Yani belki doğrudur da yedek kadro bizim Konya Şeker olarak şimdi da bana biz profesyonellik hikayesi anlat lan. Biz de yedek takımla çıkmıştık o maç. Yani ben oynamıyordum. Oynadığım 6-7 maçtı falan vardı. O ben de yedek olarak çıktım o maç. Diğer yanımdaki arkadaşlar da yani biz de yedek kadroyla çıktık. Yani dediğin gibi belki o kadar atılmazdı. 4-1 mi? 5-1 mi? 5-1. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bilmiyorum artık o. Daha sonra gruplara kaldınız değil mi? Gruplara kalmıştık Fenerbahçe ile. Yine bir Beşiktaş ondan önceki mi? Ondan önceki Beşiktaş maçı. Bir de Fener'le maç oynadınız. Evet. O maçı da Ahmet Sabri unutamıyor tabii. O Ahmet Sabri unutamıyor tabii. Alex girdi oyuna, Sabri bitti. Damga vurulan demiştin ya, Beşiktaş maçı da var yani. Benim o Beşiktaş Fener maçlarını anlatır mısın lan? Ya Beşiktaş maçı şeyde Mardan'da oynadık. Ben İnönü'de oynamayı çok istiyordum. Taraftarların önünde falan. Gerçekten Beşiktaş bu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar olan takımdır. Dedim İnönü'de falan, o hayallerini falan kuruyorum böyle. Şeye gittik Mardan'da, maç var işte. Hiç beklemiyorum yani bu zamana kadar gruplardaki bütün maçlarda oynadım ama dedim Beşiktaş'ta oynuyoruz ya, herhalde dedim hoca az takımla çıkar yani, beni oynatmaz. Vardı, Ali Melih Özçelik mi? Evet, Ali Melih Özçelik vardı. Dedim kendimi hazırlıyorum da gene kupada hep oynadığım için. O zaman da hocam Mehmet Altıparmak vardı. Tahtada ismimi gördüm. Ayaklarım böyle, benim biraz şey var. Böyle hiperaktiflik var. Böyle ayaklarım falan filan. Dedim Allah'ım şükürler olsun, bu günleri falan da mı görecektik falan. Yani çıktım yani 65. Peste aldığım adamlarla maç oynadım. Evet, Kovrejma oynadı ikinci yarı karşımda. Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani oralarda oynamak güzel bir şey ya. Yani ben şimdi bir kupa maçtan da oynadım Beşiktaş'a karşı iki kere. Bir de Fenerbahçe'de kadrodaydım. Şimdi Ömer Ali'ler sürekli onlarla oynuyor yani. Gerçekten güzel duygu. Güzel duygu yani. O 4-1 biten mi? Fenerbahçe maçı kaç bitmişti? 4-1 bitmişti. Değil mi? Evet. O maçta oynamış mıydın? Ben hatırlamıyorum. Yok, o maç kadrodaydım, oynamamış. Yedek. Peki neler yaşandı? Böyle Şükrü Saraçoğlu'na çıktınız.
Oranın işte ya oranın odasına girdiniz, taraftarları evet. gördünüz. Yani oran stada... 10 gol bile yenir yani değil mi? Yani 10 gol yenmez. Yani gerçekten biz yani otelde kalıyorduk. Maçtan 2 gün önce gelmiştik herhalde. Otelden stada gidişimiz var. Dedim ya biz takım futbolcu olduğunu o zaman anlıyorsun yani. Önünde 3 tane polis ekibi, arkanda 3 tane polis ekibi. O kadar trafiğin arasından bize yol açılmış. Maça öyle gidiyorsun yani, o tabandan gidiyorsun. Yol açılmış öyle gidiyorsun falan. Stada giriyorsun, böyle şey, sanki küfür alışveriş edemedir. Merkezinin otoparkına girer gibi soyunma odasının dibine kadar otobüste gidiyorsun falan. Soyunma odaları zaten çok güzel. Stada girdik, tabii biz 2 saat öncesinden gittiğimiz hemen için daha çok boştu. Ama bir atmosfer vardı sanki gerçekten böyle Şampiyonlar Ligi gibi mi? Yani Şampiyonlar Ligi gibi değil de sanki o stat böyle kapanacak, içinde kalacakmışız gibi geliyor. Korktunuz falan. Korktunuz mu nasıl? Ya yok yani ben oynamadığım için öyle çok şey yapmadım yani düşünmedim. O zaman beleş Fener maçı izledim ya. Aynen beleş Fener maçı izledim diyebilirim. Güzel günler ya. Gerçekten bunlar gerçekten. Ya bundan sonra da oynarsın orada. Ben İnşallah. İsterim yani. Vallahi. Zaten biraz bir Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk tarzı böyle bir değişik biraz da benziyorsun. Neden olmasın yani? İnşallah ya. Peki biraz günümüze dönelim. Bundan sonra neler düşünüyorsun? Konya'da günlerin nasıl geçiyor? Yani futbolculuk adına bir planların var mı? Yaşın 23-24'e geldi. Evliliği düşünüyor musun? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben 2 senedir Anadolu Selçuk'tayım. Çok fazla forma şansı bulamadığım için harbiden kendimi karamsarlığa kapatmıştım yani. Pek bundan futboldan olmaz, yani artık dediğim gibi 3. lig falan belki olur mu olmaz mı falan düşünüyorum böyle. Artık yani hedefimi yükselttim yani belki daha erken bunu söylemek için ama gerçekten yani yukarıda oynayabilirim yani şu anki performansım daha iyi performans da sergilersem daha iyi çalışırsam yani yukarılarda oynamak için hiçbir şey engel değil ya. Beni Ömer Ali Konya'daki maçlarımda izlemeye geliyor kardeşim sağ olsun. Ya bana öyle bir moral veriyor ki kardeşim işte şöyle oynadın böyle oynadın şurada şu hatam vardı gerçekten bir maçın birinde Pendik maçı mıydı yanlış hatırlamıyorsam dedim Ömer Ali gelecekti maça dedim eline kalem kağıt al yaz benim dedim ne yaptım ne eksiğim vardı nerede şey yaptım sağ olsun geldi yazmış şurada şunu yaptım burada bunu yaptın. O konuda Hasan abi sağ olsun Hasan Kabze. Hasan Kabze de mi seni izlemek için geliyor yoksa? Tabii yani şimdi ben de diyorum Hasan Kabze niye geliyor Anadolu'nun maçlarına? Yaşı da var ya herhalde futbolculuğu bitirecek Konyaspor'da Anadolu Selçukspor'a teknik direktör olacak. Şimdiden takımı camiayı tanımak için geliyor diye düşünüyorum. Yok Hasan abinin öyle bir düşüncesi yok. Hasan abi sadece biz Hasan abiyle sağ dışında çok samimi olduğumuz için kendisi bize abilik yapıyor. Gerçekten ona yani çok teşekkür ediyorum ben. Bize sürekli bilgiler veriyor. Yanlış yapmamamız için sürekli bizi uyarıyor. Yanlış yapıyorsak da uyarıyor. Bak burada yanlışım var şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Yani bu futbol konusunda değil. Bütün alanda. Her alanda. Evet. Yani ben mesela bir sıkıntım olduğu zaman gidip Hasan abiyle konuşup Hasan abiden doğru yol... Yani bir dert ortağı. Evet yani dert ortağı demeyeyim de ne diyeyim sana yani bir büyük olarak babacan yani, abilik yapıyor bize. Gerçekten de çok iyi bir abilik yapıyor yani. Yani öyle o yüzden Sabri ile de aramız şey iyi. Yani beni zaten tanıştıran Sabri'dir Hasan abiyle samimi olmamız şey yapan. Bizi izlemek için geliyor boş olduklarında Ömer Ali ile ikisi. Yani öyle. Yani Ömer Ali'nin bana moral motivasyondaki şeyi yani kanki yukarıda oynayanların senden bir fark yok. İşte çok soğukkanlısın. Gerçekten oynayabilirsin. İşte şöyle yaparsan daha iyi olur. Böyle yaparsan yani bunlar güzel bir şeyler yani. Anladım. Peki Hasan Kabze ile Ömer Ali ile Ahmet Sabri ile sürekli birliktesiniz yani akşamları evet. Antrenman dışında. Hep birlikte mi takılıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Neler yani, yapıyorsunuz onlarla? Genelde akşamları yani çünkü bir futbolcu hayatı gerçekten şey merak ediliyor ya da biz basında biraz suç olabilir sizi çok göklere çıkartıyor olabiliriz yani ve siz gerçekten çok şey görünüyorsunuz yani ne diyelim biraz daha
ulaşılamayan gibi görülüyorsunuz. Taraftarlar da o yüzden sizi gerçekten çok merak ediyor yani. Ve şunu da sormak istiyorum. Siz bunun problemini yaşıyor musunuz? Yani taraftarlar size biraz ulaşılamıyor şeklinde görünüyor. Ya ben mesela sosyal medyadan olsun Facebook, Twitter ya da Instagram'da gibi yerlerden beni ekleyen ufak genç çocuklar oluyor. Bana mesaj atıyorlar. Abi işte forma verir misin? Abi şunu yapar mısın? Ben bütün çocuklara ekliyorum. Kabul ediyorum yani. Bir ihtiyaçlar olduğu zaman yazıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. O konuda Hasan abi ve Ömer Ali gerçekten çok takdir ediyorum yani o şeylerini. Hiçbir gelen taraftarı geri çevirdiğini görmedim. Ben Hasan abinin de Ömer Ali'nin de. Mesela bir kafeye gidiyoruz. Hasan abi fotoğraf çekinebilir miyiz diyor. Yani yok kardeşim sonra falan dediğini ben daha hiç duymadım. Hep iyi niyetle gel kardeşim. Yani bilmem ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten kendim açımdan söylüyorum. Öyle çok gubuz gözü yükseklerde böyle çok öyle olduğumu düşünmüyorum yani. Çok öyle havalı birisi evet. olduğunu düşünmüyorum. Ayağın yani. Yerden kesilmedi yani. Aynen. Yani kesilmez de ben böyleyim yani. Olması gereken de o zaten ya. Çünkü bakıyorum birkaç maça çıkıyor adam. Ondan sonra ben futbolcu oldum demeye evet. başlıyor ve böyle havalarından geçinmiyor. Evet evet. İşte sırf ünlü olabilmek için basınla iyi geçinip daha sonra işte belli bir noktaya geldikten sonra telefonu açmamalar, mesaja cevap vermemeler gibisinden yapan kişileri de tanıdığım için en baştan söylemek istedim. Samimiyetine güvenerek yani. Ya umarım sen de öyle olmazsın. Ben baştan ben öyle yani. Olmadığımı düşünüyorum. Öyle olmamak için de uğraşıyorum gerçekten. Birilerini geldiği zaman geri çevirmemeye çalışıyorum. Yani mesela maçtan sonra forma falan istiyor. Genç arkadaşlar yani biz de onların yolundan geçtik. A takım soyunma odalarının önünde bekliyordum ben. Abi bana krampon verir misin diye. Yani o yollardan geçtiğimiz için bazı şeyleri biliyoruz yani. Peki forma istediğin, krampon istediğin futbolcularla oynama durumun oldu mu? Benim Faruk Temel'i Fenerbahçe maçından tanıyordum. O zaman çok ufaktım. Evet. TRT 1'de mi, TRT 3'de mi artık Fenerbahçe'ye aşırtma gol atmıştı. Bütün Çumra, Konya onu konuşuyordu. Faruk Temel'i konuşuyordu. Fenerbahçe'ye gol attı, çok iyi topçu falan diye. Konya Şeker'de ilk profesyonel olduğum zamanlarda Faruk Temel Konya Şeker'deydi. Evet. Ve bir ara stoper oynadığımda Faruk Temel'i tutuyordum. Kendi kendime diyordum ya önümdeki oynayan Faruk Temel ya şaka gibi falan diyordum böyle. Kendime inanamıyordum. O olay Zafer Bir Yol'da da oldu. Hatta forma numara muhabbeti var. Forma numara evet. muhabbeti. Neydi o? Ben 8'i giyiyordum Konya Şeker'de ilk profesyonel olduğum yılda. Savunma oyuncusu 8 numara giyer mi ya? Ya o zaman bilmiyoruz ki yani. Ne, abi hangisi boş 8 boş tamam 8 yaz falan demiştik. Daha sonrasında Zafer Bir Yol geldi Konya Şeker'e. Ben de gene 8 yazdım abi dedim 8 olsun ya şey yapma. Zafer abi de gitti bütün yerlerde 8 numarayı giyiyormuş herhalde. Dedi Zafer abin Zafer abi gelmişti o zaman söylemişti sen mi 8'i giyiyormuş falan demişti. Abi dedim evet dedim. Dedi iyi dedi bundan sonra ben giyeceğim falan dedi. Tamam abi dedim saygılar falan. Öyle ama gerçekten futbolcu olarak Zafer abi de çok iyi insan yani. Peki gerçekten. Tecrübeli futbolcular senin futbol hayatına neler neler kattı? Yani bana verdikleri öğütlerle çok yani belki futbol hayatıma da olsun diğer dışarıdaki hayatıma da olsun gerçekten büyüklerden söylediğinden ders çıkartmak lazım. Çünkü hepsi başından geçiyor yani. Yani öyle hepsinin dedikleri çıkıyor yani belli bir süreden sonra. Şöyle bir soru daha sorayım. Futbol senin hayatına neleri değiştirdi? Her anlamda. Ya ben şu an futbolcu olamazsam. Bir de futbol içinde büyüdün sen evet. yani. Gerçekten futbol senin hayatını evet. değiştirmiştir ya. Ya şimdi futbolcu yani küçükken belli olur. Bir yeteneğin varsa küçükken. Harbiden ben mahallede top oynarken beni kahveden adamlar çıkar izlerdi. Öyle Çumra'da öyleydi yani. Ben ilkokuldan hoca sorardı ne olmak istiyorsun falan dediklerinde ben futbolcu olacağım falan diyordum yani. Ben şu an futbolcu olmasaydım belki okurdum. Okumasaydım da babamın işlerine bakardım. Tarlada, tapanda çalışırdım yani. Yani böyle gezemezdim yani işin açığı.
Peki yaz tatilinde falan? Yaz tatilinde, yaz tatilinde zaman zaman ediyorum. Etmediğim zamanlarda kaçıyorum yani. Tarla işini hiç sevmiyorum. Babamın tarla falan var işte. Babamla 2-3 gün falan bir tarla dönemimiz oldu. Hemen dedim ben dedim gideceğim. Anneme geldim ben dedim o zaman Çumra Spor'daydım. Hı-hı. Ben dedim gideceğim anne dedim ben futbolcu olurum. Hemen o 2-3 günlük tarla döneminden sonra kaçtım. Konya'ya yemiş. Geldim aynen. Ya bana göre değil gerçekten anlamıyorum bilmiyorum. Yani bir futbolcu adam futbolun dışında başka bir iş yapamıyor gerçekten. Ya biliyorum ben de birçok iş yerinde çalıştım. Bu çalıştığım yer belki de benim 21 ya da 22. olabilir farklı dükkan. Gerçekten yemin ediyorum. Ben 8 yaşımdan beri çalışıyorum. Evet. Gerçekten piyasada büyüdüm. Çalışmadığım iş kalmadı. Çaycılık yaptım, dönercilik yaptım. Ya kebap bile saplıyordum gerçekten 12-13 yaşındayken. Adam ona dükkanı emanet edip gidiyordu falan. Hatta sanayide, dorsicinde falan birçok yerde çalıştım. Ama baktım kazancıda falan da çalıştım. Baktım bu işler bana göre değil. Ortam evet. Bana göre değil. Muhabbet çekilmiyor artık. Yani kötülemiyorum ama artık bunlar bana göre değil. Ben bu ortamın çocuğu değilim dedim. Daha sonra bir başladım. Kendimi buldum yani. İki de bulmuşum kendimi. Konya TV'de başladım bu işe. Hı-hı. Daha sonra buraya geldim. 4-5 senedir medya piyasanın içerisindeyim. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani hiç kimse hiçbir yerde zorla çalışmasın yani. Evet. Parayı her şeyi bir kenara bırak yani. Para gelip geçici zaten. Sen işinde mutluysan ya hayatında da mutlu olursun mutlaka. Severek yapıyorsan bir işi gerçekten o işten de verim alıyorsun. Ama sevmeden yaptığın zaman işte sana bir şey vermiyor yani. Hayattan da zevk alıyorsun. Hayattan da zevk alıyorsun. Bir triplerdesin. Ve bunu yaşayan çok kişi var yani istemediği evet. Meslekle. Ya o yüzden gerçekten ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem spor yapıyorum. Gerçekten futbolun katkısı bana verdiği katkı çok yani. Peki nereye kadar futbol? Yani 50 yaşına kadar oynayamazsın. Tabii ki. 32-33'te bilemedin 35'te futbolu bırakacaksın. Daha sonra yine babanın yanına tarlaya mı döneceksin yoksa daha farklı işler mi yapacaksın? Yani neler düşünüyorsun? Mutlaka bir gerçekten muhasebe yapıyorsun. Bir yani. Muhasebe yapıyorum. Ya diyorum ben ne iş yapabilirim falan diyorum. Dükkanı açarım. Bilmem oto yıkama yaparım. Yani, dükkan açarım da içini ne yapacaksın? Yani gerçekten onu hiç düşünmedim ya yani. Ben senin yerinde olsam direkt ev alırım 6-7 tane. Bunu Tolga'ya da söyleyeyim Tolga'yım diye. Ev alacaksın, kiraya vereceksin, geçip gideceksin yani garanti para. Allah izin verirse yani o kadar paralar kazandığım zaman yatırımımızı yaparız yani ben öyle çok variyetli bir ailenin çocuğu değilim. Zamanında harçlıksız gezdiğimiz de oldu falan ama babam beni hiçbir ilin işinde çalıştırmadı bu zamana kadar. Hep kendi işimizde çalıştık. Paranın da ne har vurup harman savuran bir insan da değilim. Yatırımımızı yapacağız. Yani yaparız Allah'ın izniyle kazandığımız sürece. Ama daha yatırım yapacak para kazanmadım. He. Allah'ın izniyle. Kazandığım zaman genç. İnşallah. Bu soruyu Recep Aydın'a da sordum işte. O teknik direktörlüğü düşünmüyormuş. O Çanakkale'ye gidip böyle küçük bir sahil kasabasına yerleşmek istiyormuş. Ve oradaki genç yetenekleri keşfedip spor okulunda yetiştirip sürmek istiyormuş. Böyle bir menajer gibi, altyapı hocası gibi bir şey düşünüyormuş. Peki sen neler düşünüyorsun? Ya vallahi ben olabilir yani çünkü futboldan kopmak istiyor musun? İstemiyorsun. Hatta Recep Aydın yorumculuk falan yapmayı istiyor. Konya'da kalırsan Sun TV'nin kapıları sana açık dedi. Bazen futbol böyle yenildiğimiz maçlarında falan televizyonda futbol izlerken hemen değiştiriyorum. Yani bazen şey oluyorum, sinirleniyorum falan. Ama bir insan futbolcu insan futboldan kopamaz ya ben öyle düşünüyorum. Ben de dediğin gibi yani olabilir aslında bir Anadolu Selçuklu Spor'un altyapısında bir minik takımı çalıştırmak güzel olur yani isterim de. Yani yolun yine şey Konya'ya olabilir. Düşecek yani. Tabii. Yarın bir gün başka bir takıma gitsen dahi futbolculuk hayatın kesinlikle. Bittikten sonra Konya'ya döneceksin yani. Konya'ya döneceğim ve ben Konya Şeker ve Anadolu Selçuklu Spor olmak üzere 2007'de profesyonel oldum. Yaklaşık 7 senedir profesyonel takımdayım. Elimden geldiği kadar hizmet vermeye çalıştım. Kimseyi kırmamaya çalıştım. Herkes beni çok sevdiğini düşünüyorum yani bilmiyorum. Yöneticilerimiz olsun, başkanlarımız olsun hiç kimseye bir saygısızlık yapmamışımdır.
Yani tabii benim dönüp dolaşacağım yer gene Konya olacak. Başka tamam, yerlerde Konya olacak da bu sene de 34 numara giyiyorsun. O 34 numaranın sırrı ne? 34 numara Ali Temur var. Evet. O gittiği bütün takımlarda 42 giyiyormuş dışarıda oynadığı için. Bu evet. sene ben giyiyordum 42'yi. Bana dedi ben giyebilir miyim? Tamam abi sen giyebilirsin. Sen giy dedim. Ben 34'ü giyeyim dedim. Bir de şöyle bir şey var. Öyle giyeyim deme. Geçiştirme işte. Söyle İstanbul'u mu istiyorsun? Yok. Bir de şöyle bir şey var. 42 giydiğim zaman çok forma şansı bulamadım. He. Dedim bu dedim bir şanssızlık mıdır? Şey midir? O yüzden bu sene de 42 giymek istemedim o yüzden. Ama yaklaşık 3 senedir 42 numarayı giyiyorum yani. Bu sene de biraz da şey herhalde. 34 olsun. Hem şehir dışındakiler bile 42 görünce Konyalılara karşı bir ön yargıları mı oluyor? Ya ön yargıları olması beni ilgilendirmez. Ben Konya çocuğu olduğum için 42 giymekten de mutluluk duyuyordum yani. Anladım. Hiç peki ben dışarıdan ne demişler takmıyordum yani. Ahmet Sabri neden 35 giyiyor? Ahmet Sabri İzmir'e gitmek için herhalde. Allah. Zaten soran oldu muydu? Nerelisin diye İzmirliyim diyor direkt. Niye yani öyle? Dışarıda böyle mekanlarda falan konuşmamız. Hayır hayır niye öyle peki? İzmir'e de gidiyor kız meselesi falan mı? Yok yok. Yani siz İzmir'e de gittiniz yazın. Bizim Ömer Ali sen tabii, Sabri. Bir 15 gün İzmir'de kaldık. Benim başımdan bir olay geçmişti. Düğünüme 10 gün kala falan ayrıldım. Öyle mi? Tabii. Ondan dolayı benim kafamı dağıtmam için İzmir'de. Bu yaz mı oldu? Hiç tabii, haberim yok. Bu yaz oldu. Kafamı dağıtmam için biraz moral motivasyon. Çeşmeye mi geldiniz? Şey vardı İzmir'de Bornova'da Oktay Kuday diye bir abimiz var. Hangi mahallede? Ben de Bornova'da oturdum aslında. Valla mahallesini bilmiyorum. Bornova'da. Merkeze mi? Metroya yakın mıydı? Bornova'ya küçük parka çok yakın demin. Tamam yakın. Ben de orada Mevlana Mahallesi. Koçanan oralardaydık. Oralar güzel yerdir yani. Sağ olsun bizi 15 gün ağırladı. Çok ona da teşekkür ediyorum. Çok değerli bir insan oldu. İzmir'de 15 gün kaldık. İşte benim kafamı toplama amacıyla gittik. Sağ olsunlar kardeşlerim hep yanımda oldu. Hep desteklediler. Yani bir birileri için falan gitmedik oraya. Gene kendim benim için gittiler oraya sağ olsunlar. Yine beraberdiniz. Dün de Ankara'daydınız. Evet. Araba falan baktınız araba. Evet. Anlatsana. Ya, biz beraberiz yani boş zamanla biz Ömer Ali ile belki takımlarımız ayrı olabilir ama bir WhatsApp'tan gruplu şey var mesaj evet. sistem var. Hasan abi olsun, Sabri, ben olayım bir de Ahmet abimiz var. Dışarıdan öyle mi? Dışarıdan. Beşimiz sürekli birbirimize maçtan önce kardeşim başarılar Allah yardımcınız olsun maçtan sonra tebrikler ya da geçmiş olsun diye birbirimizi motive ederiz. Maçtan, antrenmandan sonraları hep birlikte oluruz. Neredeyse birimiz mesaj atar, herkes oraya toplanır falan. Öyle bir çok güzel, çok sağlam bir arkadaşlığımız var. İnşallah o bozulmaz. Böyle devam eder. Ki bozulacağını da sanmıyorum. Çünkü hepsi çok değerli insanlar. Aileleri çok iyi bir insan. Hasan Kabze'nin evine de gittiniz mi İzmir'deki? Hasan abinin onun babası bizim lise müdürüydü, okul müdürüydü İzmir'de. Hasan abi İstanbul'da oturuyor, İzmir'de evi babası, yok herhalde. Babası İzmir'deydi. Yok. O gelip gidiyordu, İzmir'de de vardı evleri yanılmıyorsam, o yüzden sordum. Hasan abi çok davet etti İstanbul'a falan. Bir fırsatını bulup gidemedik. İşte futbolcunun biraz o zamanlar şey oluyor. Ne yapacağım, gideceğim mi, kalacağım mı, transfer dönemini olduğu için hiç kafamız çok şey değildi. Rahat olmuyor değil mi? Her yani tatil şey yapıyoruz ama gerçekten çok rahat, ben kendi açımdan çok rahat değilim. Sözleşmem bitmişti, ne yapacağım belli değildi falan. İşte bir de o sıkıntım vardı, öyle bir şey geçirdim. Geçmiş olsun ya, daha yaşım genç. Daha kimler yerir kimler geçer, hepimizin başından geçiyor böyle olaylar yani değil mi Mehmet Bedenli? Sıkıntı olmaz onda. Artık toparlayalım. Gerçekten güzel bir söyleşiydi. Artık önümüze bakalım. Hep geleceğe bakalım. Evet. Bugün geçmişi konuştuk ama geçmişten ders çıkaralım. Bazen işte geçmiş geçmemiş oluyor ama bize geçmiş geçsin artık. Evet. İleriye bakalım. Bundan sonraki futbol hayatın ve Anadolu Selçuk Spor için neler söyleyeceksin Ahmet? Ya bundan sonraki futbol hayatımda ya benim ilk önce hedefim Konyaspor. Hep ben Konya Şeker'deyken de öyle söylüyordum yani.
buradan Konyaspor'da oynayıp Konyaspor'dan daha iyi yerlere gitmek. Mesela Ömer Ali şu an Konyaspor'da oynuyor ama kesinlikle hedefi vardır onun da. Türkiye'nin en üst ligindeki takımında oynuyor ama vardır kesin hedef, yani Konyaspor'dan daha iyi takımlarda olmak için vardır. Ama benim ilk baştaki hedefim Konyaspor. Konyaspor'dan parlayıp daha iyi yerlerde oynamak. Belki ben kendi kendime düşünüyordum, yaşım geçiyor falan, ama gerçekten ben bu sene kendimi bulduğumu düşünüyorum. Kendime geldiğimi düşünüyorum. Stoper mevkisinde daha farklı bir Ahmet'le olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder, iyi gider. Tabii takımımızı da iyi yerlerde, iyi yerlere getirerek kendimizi de iyi yerlerde olmak istiyorum yani. Herkesin beklentisi var benden. Ailemin, abilerimin, akrabalarımın, sevdiklerimin beklentisi var benden. İnşallah ben de onların beklentilerini boşa çıkartmamak için uğraşacağım, çalışacağım. Peki. Son olarak taraftarlara neler söylemek istersin? Aslında az sayıda bir taraftarınız var ama. Ya az sayıda taraftarlarımız var. Yani bilmiyorum, bir pazar günler Konyaspor'un maçı olmadığı zamanlar falan tribünlere gelip bizi orada desteklemeler gerçekten bazen geliyor. Bir 100-200 taraftar bizim geliyor. De, onda bile havaya yani, giriyoruz. Yani bir 1000 taraftar gelse yani daha bilmiyorum. Bu yani Anadolu Selçukspor da bizim de bir boz kartallarımız kurulsun yani. Nasıl yani bir Anadolu Selçukspor da Konya'nın takımı, Konyaspor'un takımı, pilot takımı. Yani desteklemelerini bekliyoruz. Bilmiyorum. İnşallah gelirler. Peki, teşekkürler Ahmet. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Programdı. Çok sağ olun. Keyif aldım gerçekten. Bundan sonraki süreçlerde de mutlaka seni tekrar yeniden program çekmek İnşallah. İsterim. Ben zaman. Keyif aldım. Değerli izleyenler, bizden bu haftalık bu kadar. Ahmet Önay bizimle birlikteydi. Tekrar hatırlatalım. Anadolu Selçukspor'un genç oyuncularından, savunma oyuncularından Önay'la birlikteydik. Çok güzel, keyifli bir sohbet geçti. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.